Merhaba arkadaşlar, Mount & Blade Warband serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Bariye şehrinin kuşatmasında bırakmıştık birliği ve kuşatmaya hiç ara vermeden devam edeceğim. Duvarlara saldırma... Bir dakika. Ha tamam, erzak varmış. Şehri kuşat, saldırmaya hazırlan, devam et. Yağmalansın, sıkıntı yok. En son Bariye şehrindeki okçuları eritmeye çalışıyorduk gir çık yaparak. Hatırı sayılır bir sayıda erittik desem yalan olur. Yani erittik yine bir yani 100 küsür asker öldürdük. Bizden bir 30 filan gitti galiba. Yani sadece bizden değil, müttefikler dahil. Saldırıyı bizzat yönet diyelim. Hemen göstereyim nasıl yaptığımızı hatırlatmak amacıyla. Yakın durun diyoruz. Bütün askerleri burada topluyoruz. Ölmemeye dikkat ediyoruz. Sürekli hareket ediyoruz. Dodge'lamaya çalışıyoruz gelen okları ve akabinde surdaki okçuları teker teker temizlemeye çalışıyoruz. Bu biraz zor oluyor ilk başlarda. Çünkü ilk başlarda böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bu ilk defa oldu ama. Bu kadar çabuk ilk defa öldük. Duvarlara saldırmaya hazırlan, devam et. Sağlığımızı bir tamamen toparladıktan sonra tekrar savaşa gireriz. Ya normalde direkt saldırı da yapacağım ama yanıma asker gelmiyor. Derebeyi gelmiyor yani. 10 tane filan derebeyimiz var. Yanımızda 3 tane derebeyi var. Yani hepsini kılıçtan geçiresim geliyor, affedersin. Yani böyle şeyler yaşadığımız zaman. Sinirleniyorum. Yarına kadar bekle diyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim. Sağlığın toparlanması lazım çünkü. Gördüğünüz gibi tek yiyoruz sonra. Bundan önceki 3 saldırıda tek yemememin sebebi tamamen şans. Aha, biri daha geldi yanımıza. Saldırıyı bizzat yönet diyelim, bir bakalım bu sefer ne olacak. O bana sıkan kim oradan? Abi o kadar kötü bir spawn noktası var ki kalenin. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Şuraya bak. Resmen yoktan savaş var ediyoruz. Tövbe estağfurullah. Yani elimden geldiğince hızlı hızlı temizlemeye çalışıyorum ama böyle olacak iş değil ya. Solumu en azından güvene alayım da soldan ok yemeyelim. Adamı kolundan öldürdüm. Çok kayıp veriyoruz çünkü çok fazla keskin nişancı var şu anda. Svadyalı keskin nişancı var. Önce bu keskin nişancılara odaklanayım da ben. Şurada bir tane keskin nişancı var. Şunu, onu alamadık. Onu aldık. Biraz bana vision verirseniz. Şurada bir keskin nişancı var. Onu aldık. Geri kalanlar şurada galiba. O keskin nişancı da indi. O da indi. Hadi. Tamam. Şurada da bir tane var. O da gitti. Şurada da arkada bir tane var. Ateş etmiyor ama. Tamam. Şimdi yeni birlik geliyor. Yeni birlik gelirken bizim ok toplamamız lazım. Arbalet oku değil tabi. Bayağı bildiğin normal ok. Topla 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 topla. Yerdekileri toplayalım en azından. Tamam. Şunda da vardır. Evet. Şimdi birliği biraz öne çekiyoruz. Önce bir iki kere açıl diyelim. Biraz öne çıkın. Bir okçular ateş edebilecek bir fırsat bulsunlar. Bizimkiler. Hafif sola doğru gelin abi. Gel gel gel, sola gel. Tamam.
Biraz daha geriye sola gelebilirsiniz hatta şöyle. O kim lan? Şurada arbaletçi var. Tamam. Şöyle bir ayırma yapabiliriz. Piyadeleri bir öne alalım. Yakın dursunlar. Süvarileri de öne alalım. Yakın dursunlar. Okçular şöyle gelsin. Bir arayı bir kapatsınlar. Heh, tamam. Şimdi istediğiniz gibi sıkabilirsiniz. Herkes sıkabilir. İstediğiniz yere, istediğiniz gibi. Şurada bak kalkan olmayan bir tane dallama var mesela önde bekliyor. Onu bir kafadan alalım. Şu aradaki arbaletçiyi alalım. Şurada bir çiftçi gibi bir tip var, onu alalım. Bizim adamlar niye hala ölüyor? Cirit atıyorlar çünkü galiba. Hayır. Soldan, sağdan geliyor. Şu aradan geliyor. Geçen sefer de geliyordu. Nereden geliyor lan bok diye kafamız karışıyordu. Ama biz de ölmeyelim tabii onları indireceğiz derken. Hoclama lan. Bak bana ha. Oo bir tane daha var. Orada 3 kişi var. O nişan alana kadar ben onu indiririm zaten. Bak bakayım buraya. Bak buraya. Ulan ne biçim delik yapmışlar oraya. Oradan AI nasıl düşünüyordu oraya gidiyor. Orada pozisyon alıp ateş ediyor. Sıkıyor oradan. Güzel. Başka da yok galiba orada. Evet, şimdi rahat rahat sıkabilirsiniz. Şurada kalkan olmayan bir dallama var, onu alıyorum. Bunun kalkan olmasına rağmen alamıyorum. Bir saniye. Şu biraz aşağı tutuyor ha. Şunu alabilirim aslında. Yok, alamıyormuş. Sırtından vuramaz mı? O da aşağı tutuyor. Şu bir takıldı oraya, hareket etmeye çalışıyor ama onu bir alayım. Okçuymuş zaten o. Kont Belir. Kontmuş. Şunu alalım. Karpuz seçer gibi. Şunu da alayım ben. Şunu da bir tartarsanız. O ölür. O ölür. Şu da ölür. Ölür. Kaçtı. Yüksek sesle söyledim herhalde korktu. Şu ölür. O ölmüyor. Şu lavuğun kalkanını bir kırar mısınız? 2 saattir orada duruyor, benim sinirlerim bozuldu. Heh. Ölsün o. Şu ölürse çok güzel olur ha, Swadesh Tamam söylemiyorum, tamam korkmayın. Bütün okları sallayabiliriz. Şu anda temizlememiz gereken başka okçu kalmadı surda çünkü. Yeni spam da gelmeyecek galiba. Of. Of, nasıl yedi o onu ya? Güzel. Son bir okum var. Şuraya bir sallayacağım. Şu kafaya gelir mi acaba? Gelmedi. Tamam. Çıkalım. Bizden 5 ölü. Müttefiklerden 13. Karşıdan 57. Kuşatmayı kaldır. Bir tekrar bir bakalım sayılara. Yine de çok kalabalıklar. Okçular. 5 Saranit okçusu kalmış. Çok güzel. 24'te Saranit kıdemli okçusu var. Bir el daha böyle gir çık yapmamız gerekiyor. Duvarlara saldırmaya hazırlan, devam et. Ağaç kalmadı, başka ok yapacak ağaç kalmadı yani. Yeter de. Hareket et, hareket et, hareket et, hareket Şimdi full keskin nişancı geldi, bir tek onlar kaldığı için işte bu sıkıntı olacak bizim için. Çünkü bunlar çok zor ölüyor. Headshot atmadığınız sürece.
Ama atıyoruz çok şükür. Her ne kadar mouse'umuz sıkıntılı olsa da. Hocam ben bir araya gireyim mi? Araya gireyim mi? Gerizekalı çıksam. Bak vurdu. Adamları kafadan vuruyorum, ona rağmen ölmüyorlar ya. Svadyalı şövalye misin be adam? Güzel, burası bitti. Yani umuyorum. Oraya kadar headshot kasamayacağım. Öyle bir mouse'um yok şu anda çünkü. Alalım şunları da. Burada 24 tane var mıydı ya keskin nişancı? Yoktu herhalde. Kalır kalır 5 kalır yani, ne olacak? Onu da asıl saldırıda indiririz zaten onları da. 5 taneydi, ne olacak, bir şey olmaz. Bütün okçular ölecek diye bir kaydı yok sonuçta saldırmadan önce. Sürekli spamlanmasını istemediğim için böyle giriş çık yapıp okçuları indiriyorum. Şunu da alalım. Tamam. Burada bir arbaletçi var. Onu ben göremiyorum ama. Şimdi şöyle yapıyoruz. Piyadeler öne çıksın. Yakın dursun. Süvariler öne çıksın. Yakın dursun. Okçular şurada kalsın. Orada değil lan, manyak. Şurada. Atış serbest. Okunuz kaldıysa tabii. Bir sürü okçu ölmüş burada. Şimdi rahat rahat sallayabiliriz. Karşıda okçu kalmadı. Oklar bitene kadar sallıyoruz. Sonra çıkıyoruz. Asıl saldırıya giriyoruz artık. Bekleyemeyiz daha fazla. Bu bölümde almak istiyorum bu şehri. Ama alabilir miyim bilmiyorum. Dur bakayım. Şu biraz daha yakından şey yapalım. Resmen tırnaklarımızla kazıyarak yani alıyoruz şehri. Şu bu kadar uzun süren bir şehir fethi var mıdır bu oyunda, hiç hatırlamıyorum ben de. Öyle bir şey tecrübe etmedim ama öyle bir olay. Ama sebebi hani genelde saldırdığınız ordunun hani asker sayısı şehrin garnizonlu sayısından daha yüksek olduğu için hani otomatik savaş yapsanız bile alıyorsunuz şehir eninde sonunda. Biz şu an otomatik savaş yapabilecek kadar çok fazla askerimiz olmadığı için böyle gıdım gıdım şey yapmaya çalışıyoruz. O kadar derevi gelmiyor çünkü savaşa. Gelse yaparım otomatik savaş. 2 dakikada alırım hemen. 2 gün, 3 gün sürer almam şey. Kale savaşlarında saldıran tarafsanız daha mantıklı otomatik savaş yapmanız. Çünkü böyle saçma sapan spam noktalarında spamlıyor sizi sonra. Okçular acayip eritiyor. Tabi karşı taraf sağlamsa, hani kendinize çok güvenmiyorsanız. Kendinize güveniyorsanız girin savaş. Şu Svadyalılarda kalkan şeyi herhalde çok yüksek değil yeteneği. Kolay headshot diyorlar kalkanla birlikte. Aa, kalkanı kırıldı. Bende de ok kalmadı. Tamam, zaten bunlarda da kalmamış herhalde. Ki ateş etmiyorlar. Biraz daha öne çeksek ateş eder misiniz? Gelin bakayım onu. Menzille bir alakası olduğunu sanmıyorum ama. Zaten okları yok herhalde. Ya buradan sıkarak bir şey yapamazsınız zaten siz. Evet, geri çekil, tamam.
41 ölü diyor. 21 kıdemli okçu öldürmüşüz. Aynen. Tahmin ettiğim gibi aşağı yukarı bir rakam. Şöyle bir tekrar bakacağım. Bayağı azalttık ya. Bayağı azalttık. Kıdemli okçu 3 tane var. Başka da milis var. Milisin attığı oktan ne olur zaten. Şöyle bir bakalım. Sarant kıdemli okçusu zaten bizden sadece kargıcı girecek muhtemelen. Sadece bizden girse bile daha rahat alırız aslında şehri. Kuş at diyelim, saldırmaya hazırlan, devam et. Bir deneyelim bakalım. Yarabiliyor muyuz Osur'u? Evet. Okçular geride kalsın. Gördüğünüz gibi geçenki kadar sık ok gelmiyor. Hatta hiç gelmiyor neredeyse. Çünkü hepsini temizledik. Okçular biraz daha ileride ve yakın durabilirsiniz. O çift elliği almayacaktı. Kalkanı indirdiği gibi gitti herif. İyi, bizimkiler gayet yarıyor ya. Biraz sola geçersem aslında şuradan sırtından vurabilirim belki oradakileri. Çok hareket ediyorlar ya. Girdi mi bizimkiler? Oo, girmişler. Yürüyün. Kalkan, kalkan. Lan yarı yarıya da canım var halbuki girmesem. Bizimkiler baya güzel yerde ama şu anda yani. Ama iki taraftan da destek geliyor. Görmüyorum, hiçbir şey görmüyorum. Biz burayı böyle götürürüz abi, alır yürürüz buradan. Ben ölmezsem tabii. O yüzden güvende kalarak oynamaya çalışıyorum şu anda. Allah. Salla bakayım bana bir tane. Onu sen alırsın hocam. O tarafı bırakın. Ignore o taraf. Ignore. Buraya, buraya. Buradan geliyorlar. Çok kötü yerde kaldım ha. Geride kalsam daha iyiydi şu anda yani düşünüyorum. Oto atak kalkan, oto atak kalkan. Boşta kalamam. Kalkan kalkan. Hayır, elimdeki kalkan benim demir kalkan da değil ki. Elime seher yıldızını nereden aldım ben ya? Vuramıyorum ki bu kadar kısa. Ha, geri çık. Geri çık, geri çık. Seher yıldızı aslında işe de yarayabilir burada ama. Yok, bırak şimdi seher yıldızını. At onu yere. Kalkan. Şunu al. Tamam, buradan bizim reinforce geldikçe adamlar yardırır. Ok filan var mı? Ben yayı attım, atmışım kalkan almak için. Olur olur, sıkıntı yok. Şurada bir merdiven olsa çok güzel olacaktı. Tamam ya, bizimkiler yarar orayı yani, güveniyorum. Başka çarem yok. Benim kargıcılar var bayağı burada, onlar halleder ya.
Ayrıca şu yeşil kimse ona çıktıktan sonra bir teşekkür edeceğim. Onun Svadyalı şövalyeleri de bayağı iş yapıyor. Sol altta görürsünüz zaten. Ya kargıcı öldürüyor ya şövalye öldürüyor. Ya biz burada böyle duracağız mı? Ben bir sigara yakayım ben. Çıkacak yer yok çünkü. Savaşa da dahil olamıyorum. Zaten dahil olmuyor. Ölürsem biter bu fırsat. Bir ok sesi duydum ama inşallah kafamıza ok yemeyiz. Başka ok atılabilecek bir yer yok değil mi? Burada yok. Şurada merdiven var ama orası yukarıda. Ben burada durayım abi. Destek kuvvetler yetişmiş. Gel 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 gel, çabuk 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 çabuk. 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 Burada savaş yapıyoruz. Bayağı gelmişler bu tarafa kadar ama. Adamlar. Burada eritiriz bence ya. Spartalılar mesela dar alanda. Hallederiz yani. Şöyle bir mahalle kavgası şeyi yapayım mı? Arada uçup böyle. Lan! Kime şekil yapıyorsun? Yürü 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 yürü. Yüklen yüklen. Tribün ya bu. Vay vay vay. Hop, birini aldım. Yalnız ben böyle havaya girdiğimde genelde ölüyorum. Umarım aynı şey olmaz. Şu önümdeki Svadyalı şövalyesi var ya, neler yaptı neler. 2 saattir oradaydı. Öldü şimdi. Kalkan fırladı. Bana bir pencere açın, oradan temizleyeyim ben orayı. Ama imkan yok ki sizle konuşmaya. Hop, memlük gelmiş ön safa. Destek birlik geldi. Komut vermeyeceğim, oradan okçular pencere bulabiliyorlarsa o ateş etsinler. Çok faydalı olur bizim açımızdan. Şu memlüğü bir alacağım ben. Canım pahasına. Burayı biz müdahale etmezsek açamayacak bizim adamlar çünkü. Allah. Temizle 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 biraz. Heh, tamam şimdi devam. Ya da şunu bir at da. Kılıcı alayım. Şuradan bir çift elli kılıç mı alsam ya? Dur bana bir süvari kalkanı, tamam. Yürü yardırın şimdi. Devam 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 devam. Saldır, hücum. Herkes hücum. İndir onu da. Yeni düşman birliği gelmiyor mu yoksa? Geliyor da. Dandik dandik askerler. Bak bak, Svadyalı şövalyesine bak. Çiftirli kılıçla sağlı zollu girişiyor. Hadi aslanlar, hadi hadi, aldık bu şehri, hadi. Yes be. 268 adamı indirmişiz bildiğin. Helal be. Oo, daha şeyler var, dur bakayım. Burada kaybetmiş bir saniye. Ne oldu lan? Ya benim elimde ok var.
Kalkanı alsam diğer şeye etki etmiyor tabii ki etmiyor. Çek oku bakayım. Kim var da? Bundan sonra bir de kaleye gireceğiz muhtemelen. Sen devam et ya, ben arkanı kolluyorum seni. Bak bak, taş atıyor ya. Taş yok mu taş? Tamam. Tamam, kaleyi de alalım. Oo, çok sağlam düşman birlikleri var yalnız ha. Burada kaybetmeyelim gözünü seveyim ya. Helal lan arkamdaki her kims. Allah'ım, Allah'ım. Neyse, asker yok zaten, kuşat alırız. Beklesem ölürdüm. O atağı beklesem ölürdüm ya. Yürüyün alın şehri, ben karışmıyorum. Mikrofona vurdum. Hayır, adamlar iyileşti ya. Şimdi bir 50 tane adamla daha muhatap olacağız yok yere. Gerçi okçuları yoktu yer zaten ama cirit mirit atarlar şimdi, canım çok az. Yar yar, hadi yararsın, biz neleri yarmadık ki, hadi. Şu memlükler, memlük değil gerçi o galiba, memlük mü? Memlük galiba. Saranın piyadeleri de aynı tip, karıştırıyorum. Hop indi. Hop o da, hadi be. Ulan kafadan vuruyoruz, ölmüyor herifler. Kafayı mı enşantladınız, ne yaptınız? Adam aşil. Demir suyuna batırmışlar. Biraz geri gideyim de şu. Hayvana bak ya. Gerine gerine vuruyor. Bak bak bak. Tipe bak. Sona onlar nasıl kalmış olabilir ya? Hayır, bir de canımız az, müdahil de olamıyoruz. Yok yere bir sürü asker kaybediyoruz ya. Yok yere, az bir şey beklesem o savaş bitmişti zaten ya. Hala kafam orada, tilt oldum. Adam da vuramıyorum. Kaan Kural. Bizim adamlar öldü, bitti. Bizim adamlar bitti. Destek kuvvet niye gelmiyor? Yok mu acaba destek kuvvet? Askerimiz bu kadar mı? Ciddi olamazsın. Hakikaten ciddi olamazsın ya. Abi askerimiz bitmiş ya. Double şey yani, tilt şu anda. Kafamız... İnanamıyorum ya. Bunu yapacağım, bunu yapmak zorundayım. Ama cirit atacaklar, öldürecekler beni zaten. Gel. Kaç taneniz kaldı? Ya bu hile gibi bir şey aslında. Bunu yapmamak lazım ama. Çok uyuz oldum gerçekten. Yapacağım bunu. Bir de gidip asker toplayıp gelip şey yaparsam burada garnizon birikecek. Evet. Aha şu. Gelsene geri zekalı.
Birebir de yine alıyormuş beni. Ne gülerim. Gülmem. Yumruk atarım duvara herhalde sinirden. Evet beyler. Koskoca şehri aldık ve sevinecek bir tek adam bile yok. Şuraya bak. Ceset torbası. Ne yapayım lan ben bunu? Bu şehri yönetip ne yapacağım? Popülasyon bitti. İnanamıyorum yani yaptığım hataya inanamıyorum. Neyse bir sürü esir varmış. Onlardan biraz asker top temin ederiz en azından. Kargıcıyı al. Kergitlerin hepsini al. Saranitleri de al. Köle kralını da al. Vayagirleri de hepsini al. Ne varsa al. Diyeceğim ama o kadar yerimiz yok. O zaman şöyle yapalım. Paralı asker falan gerek yok. Adama bak ya şehri korumak için paralı asker bile tutmuş. Vayagir atlılarını al. Piyadelerini al. Kıdemlilerini al. Vayagir nişancısını al. Muhafızını al. Şövalyesini al. Okçusunu al. Avcısını al. Tamam. Bu mu yani? O koskoca savaştan düşen item bu mu? Yerden toplasam daha iyileri vardı. Saranit harp baltası. Bundan daha iyisi var. Daha uzunu var yani. Ertelemek istiyorum diyelim. Biraz garnizon biriksin şeyde. Şehirde. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Birliklerin bir kısmını buraya yerleştir diyeceğiz. Şunların hepsini buraya vereceğiz. Ver. 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 Yok onu al. Yayayı ver. Piyadeleri upgrade'le ver. Burayı zaten biz alacağımız için garnizonun çok bir önemi yok burada. Ver. Ver. Bir dakika. Ne veriyorsun ya manyak? Patlayalım. Kalsın. Kalsın. Bunları ver. Bunları ver. Tamam. Şimdi biraz erzak alalım. Güzel. Ayrıl. Şimdi hemen şeye gidiyoruz. Samarra Kalesi'ne gidiyoruz. Bizim yeni aldığımız ve toprağı olmayan derebeylerine bakacağız. Dur bir saniye. Şu şeyi seferberliği bir iptal edelim. Tamam. Koş 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 koş. Haydutlara yakalanma da. Dalga geçmesinler sonra. O kadar şehir aldık, haydutlara yakalandık. Bir saniye bir şimdi. Taraflar Göktürkanlı. Rolf'un toprağı var. Bayışturun var. Aliye'nin var. Meltor'un var mı? Var. Şarva Kalesi. Regos'un var mı? Var. Teramma Kalesi. Şibazumur Köyü. Montevar'ın var. Kraşak'ın var. Köyü var. Braça'nın kalesi var. Urubay'ın köyü var. Kurnias'ın toprağı yok. Tilimsa'nın toprağı var. Benden hoşnutsuz. Dallamaya bak. Yani Kurnias'ın yok bir tek. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Gidiyoruz. Diyoruz ki. Derebeylerime toprak vereceğim. Fisara köyü diyelim. Kurnias. Tamam. Tilim sana atacağım ya. Tilim sana vallahi atacağım. Toprak vermeni istiyorum. Bariye şehri. Bariye şehri benim olsun istiyorum ama Bariye şehri şu an benim zaten herhalde. Kimseye vermeyince senin oluyor demek ki. Tamam hepsi bu kadar diyelim de sen niye buradasın o zaman hala? Bariye şehri benimse. Bariye şehrini kendim almak istiyorum. Ha, tamam. Tamam. Güzel. Buradaki birlikler kalabilir. Zaten kaç tane var? 52 çok değil. Şimdi Bariye şehrine bir gidelim.
Hayda. Sen 92 askeri toplayınca adam mı oldun? Gel hele gel gel. Gel buraya gel, düzgün toparlan. Bu dallama her kimse. Askerleri hakkında hiçbir bilgim yok. Ha iyi tamam, şey diyeyim şu. Açılın abi. 10 adım ilerleyin. Biraz geniş dalacağız bunları. 40 adım ilerleyin. Saldırın. Benim de canım %20 filan ama neyse. Hop o bizdenmiş. Aha. Sıkıyordu arbaleti az kalsın. Mızrağa vuranı. Hop. Atıma vurdu ya. Seni bir alalım. Senin atını alalım. Tamam. Sen bizdensin. Seni alalım. Şurada yeni spawnlananlar var. Senin atını alalım. O adam da öldü. Ya at. Bir çık git ya. Gel gel. Seni de alalım. Kargıcımı rahat bırakın lan. Nereye ya? Hop nereye? Parti vereceğiz daha. Tamam. 90 tane adam toplayan kendini komutan zannediyor. Ben de buna tutuluyorum. Hayır canım, ne geri çekilmesi. Son iki kişi kalmış. Onlar da ne ayak? Memlük. He, Saranit Memlük'müş. Nerede? Ha tamam. Sen esir mi düşmüştün? Ha, rica ederim. Oha. Bu ne lan? Ver bakayım bunları, kaleye koruz. Oh. Ver 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 ver. Bizim diğer Svadyalı da yenilmiş buna galiba. Ver keskin nişancı, ver. Hepsini ver, hepsini hepsini. Hepsi yarar işimize. Hepsi kalede garnizon olarak güzel iş yapar. At, kergitleri de yanımıza alırız. Vallahi bedavadan garnizon bulduk. Yürü. Tamam. Bariye şehrine gidelim. Sarayını buraya taşı. Evet. Tamam. Pardon, bir saniye. Buraya yerleştir diyelim. Şunları verelim hepsini. Hı. Şu olayı da hiç sevmiyorum ha. Böyle teker teker hepsini atmayı. Bu çavuşlardan birden fazla var. Ha, Rodok. Biri Rodok, biri Svadya. Tamam, geri kalanların hepsi atlı. Güzel. Bu arada bir seviye atlamıştık. Onu da unutmuşuz. Hemen onu da şey yapalım bari. Çeviklik diyelim. Kalkan. Çift telli silahlar. Bir tane çift telli silah bulalım ya, kuşatma savaşları için. Evet. Bayağı bu şehir şimdi bizim oldu.
Şimdi bir haritaya bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse Saranit topraklarının tamamını almaya yaklaştık. Bir Şaris şehri kaldı alabileceğimiz. Ahmerat ve Durkuba Kergitler'de. Kergitler'den şu an toprak alamayız. Savaş ilan edemeyiz. Yani ederiz ama ben Rodok ve Kergit savaşını bekliyorum onun için. Yani Rodoklarla Kergitler savaşacak. Ancak o zaman bu güçlenmiş Kergitlerle baş edebiliriz. Ki yani onlarla baş etmemiz şart da değil aslında. Önce şu Şaris şehrini almamız lazım ve biraz daha derebeyi toplayıp derebeyleriyle aramızı iyileştirmemiz lazım. Tilim sana da atmamız lazım artık, o bayağı suyu ısındı çünkü. Bunun için de ziyafetler düzenleyeceğiz vesaire. Yani bu bir çağın kapanışı. Dolayısıyla bir serinin de bitişi. Yani serinin değil, sezonun bitişi. Ama seri devam eder mi? Başka bir devam eder mi? Başka bir sezon başlar mı? Üçüncü sezon başlar mı? Bilmiyorum. Söz de veremem. Bu One Time Blade Warband serisinin ikinci sezonunun sonu bu bölüm. Bu bölüme kadar ne yaptık? Krallık kurduk. Krallık kurduktan sonra işimize yarayabilecek reputation'lar yaptık. Önce akabinde krallık kurduk. Krallıktan sonra kale aldık. Bir kale, iki kale, üç kale filan. Ve şehre kadar geldik ve şu anda Saranit topraklarının büyük bir kısmında hüküm sürebilen bir devletimiz oldu. Bunun devamı bu toprak bütünlüğünü sağlayıp sağlam bir devlet haline gelmek, ki bu hani bundan sonra, hani şu andan sonra 3 bölüm falan sürecek bir şey. Yani çok zor bir şey değil. Akabinde politikalar başlıyor. İşte Kergit tarafında yer alıp haritanın geri kalanına yayılmaya çalışabiliriz. Haritanın geri kalanının Kergit'e savaş açmasını bekleyebiliriz ki muhtemelen olacak olan o. Kergit topraklarına yayılmaya çalışabiliriz. Ben o yönde bir politika izlemeyi düşünüyorum ama çok fazla şehirleri ve çok fazla derebeyleri var. Farklı taktikler düşünülebilir. Bu serilik bu kadar. Yani bu sezonluk bu kadar diyelim. Ama dediğim gibi söz veremem hani 3. sezon başlayıp başlamayacağı ile ilgili. Çünkü biliyorsunuz çekmemiz gereken farklı seriler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün seriyi, bütün sezonları takip eden arkadaşlar için ayrıca teşekkür ederim. Bir sezonun daha sonuna geldik. Bir başka seride, bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.